araştırmacı yazar Sayın Abdullah Terzi bulunuyor. İyi akşamlar Sayın Terzi. İyi akşamlar efendim. Sayın Terzi, bilinen bir durum. Yani Türkiye'de bir kargaşa aldı başını gidiyor. Ben buna bir kargaşa diyorum. Çünkü özellikle sosyal medyada takip etmeye çalışıyorum. Vatandaş ne diyor diye. Şimdi tabii sizlerin haberlerini izleyenler çok farklı ve çok objektif bir değerlendirme imkanı yakalıyorlar. Ama diğer medya organlarında maalesef tam bir çatışma, tam bir savaş havası var. Dün evet. Tabii bütün medya gruplarını, Meltem Medya Grubu hariç elinde tutan başbakan şimdi artık ikiye bölünmüş bir medyanın ateş arasında kalmış durumda. Dolayısıyla buradan baktığımızda ben Ankara'dan sizlere katılıyorum. Ankara'dan Türkiye'ye bakmak artık çok zorlaştı. Çünkü Türkiye'nin her tarafında operasyonlar, yolsuzluklar, rüşvetler, görevden alınmalar o kadar çok ayyuka çıktı ki artık İstanbul, Mersin, Adana, Trabzon her taraftan Türkiye'nin manzarası çok vahim bir şekilde gözüküyor. Ama şunu söylememiz pekala mümkündür ki içinde bulunduğumuz durum normal bir durum değil. Yani doğal ve sıradan bir durum değil. Tamamen bir kriz içerisinde Türkiye yargı olarak, yönetim olarak, hukuk olarak, aklınıza ekonomi olarak ne gelirse gelsin tam bir kriz içerisinde. Bakın Türkiye'de bir iktidar değişikliği olmadı ama iktidarın koalisyonları diyelim yani siyasi ayağıyla Amerika'ya indeksli en Amerikancı hükümetle beraber yine dini ayağıyla cemaat ayağıyla Amerika'ya bağlı bir güç odağının çatışması içerisinden bir manzara önümüze çıktı. Bir hükümet değişikliği olmadı yani bazen iktidar değişiklikleri olur. O değişiklik içerisinde yeni gelen iktidar kendi adamlarını koyar, değiştirir. Bunlar bir ölçüde makul karşılanır ama düşünebiliyor musunuz? Şu an neredeyse bine sayısına varan polis müdürü veya idare amiri değişti. Ankara'da pazartesi günü 600 tane müdür veya müdür amir görevinden alındı ve bu operasyon devam ediyor. 15 ilde haberlerinizde gördük il emniyet müdürleri değişti. Sadece emniyet kademelerinde değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da Nabi Avcı'nın açıklamasına göre 8 tane Milli Eğitim Müdürü değişti. Az önce haberinizde Maliye Bakanlığı'nda üst düzey genel müdür seviyesinde değişiklikler var. 8 kişinin görev yeri değiştirildi. Evet. Yani demek ki bu diğer bakanlıklara da sirayet edecek bir değişikliği kapsıyor. Bu normal bir hükümet veya iktidar değişikliğinde olmayacak kadar geniş çapta bir değişiklik sürecidir. Ama daha bundan vahim olanı şunu söyleyebiliriz. Maalesef Türkiye bir devlet kriziyle karşı karşıyadır. Yani bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Devlet kriziyle karşı karşıyadır ve devletin kurumları çatışma halindedir. Yani cemaat hükümet çatışması devletin kurumlarının çatışması haline dönüştürülmüştür ve burada maalesef bir uyum kalmamıştır. Erkler savaş haline getirilmiştir. Yani demokrasilerde hukukun üstünlüğünü sağlayabilmek ve demokratik denetimi sağlayabilmek için yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden bağımsız çalışması gerekiyor. Ama gördük ki AK Parti hükümetiyle beraber her şeyi kontrolü altına alınan yekpare bir yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır. Ve bu anlayış da denetimden şiddetle kaçmaktadır. Nereden anlıyoruz? 17 Aralık operasyonu ile birlikte başlayan süreçte Sayın Başbakan eğer o gün bakanlarının istifasını almış olsaydı, o gün denetime bakanlarını ve çocuklarını açmış olsaydı, yargı yolunu açmış olsaydı bu şekilde bir çatışma belki bu noktaya gelmeyecekti. Ama görüyoruz ki yasama erkini de yürütme kontrolü altına almış, yargıyı da kendi avucu içerisinde tutmak istiyor. Ama şöyle bir hatırlatma yapalım. 2010 referandumunda, 12 Eylül 2010 referandumunda cemaatle hükümet o kadar iç içe çalıştılar ki, o kadar beraber çalıştılar ki torba halinde bir referandum yasası hazırlandı ve Amerika'daki Pennsylvania'daki zat dedi ki ölüleri dahi mezardan çıkarıp bu referanduma evet verdirmek lazım dedi. Aslında bu bir teşvikten öte gerçekten seçim sandıklarında yazılı olan belki ölü olduğu halde oy kullanamayacak olduğu halde
yerlerine oy atılan insanlara mı işaret ediyordu? Yoksa gerçekten bu referanduma %100'ün üzerinde bir destek veren cemaatin feryadı mıydı? Ama neticede o gün evet denilen referanduma bütün yüreğiyle beraber, bütün gerekçeleriyle beraber, bütün kadrosuyla beraber, A'dan Z'ye bütün maddelerini tek tek ülkenin, milletin, devletin, medeniyetimizin bekasına ne kadar büyük bir halel getirdiğini anlatan Profesör Doktor Haydar Başbey ve kadrosu vardı. Çok iyi hatırlıyorum ben o günleri. Bütün gerekçeleriyle beraber bu ülkeyi bölünme eşiğine getireceğini, federatif yapıya götüreceğini ve yasama, yargı ve yürütme erklerinin kuvvetler ayrılığı ilkesini ortadan kaldıracağını, yargı bağımsızlığını ortadan kaldıracağını, bir demokratik bir kral üreteceğini ifade etmişlerdi. Şimdi ne oldu? Bakınız şu anda savcı emrediyor, emniyet müdürü yerine getirmiyor, müdür emrediyor, polis yerine getirmiyor, vali emrediyor, müdür yerine getirmiyor, hakimin istediğini savcı yapmıyor, başsavcının dediğini diğer savcı yapmıyor. Bu ne karmaşadır? Bir vatandaş nasıl güvenecek? Hangi adalete güvenecek? Hangi emniyet müdürüne güvenecek? Hangi polise güvenecek? Bu keşmekeşin altyapısı 2010 yılında atılmıştır ve de daha da geçmişi hükümet ve cemaat ortaklığıyla Türkiye'nin getirildiği noktadır. Ben bütün bu gelişmelerin detaylarına, magazin boyutuna girmek istemiyorum ama şunu hatırlatmak istiyorum. Bu ülkede yaşayan insanlar olarak, düşünen insanlar olarak, akleden insanlar olarak şunu görüyoruz ki hedefte bir devlet yapımız, devlet mekanizmamız var. Onun çatışmasıyla beraber kaybedecek olan milletimizdir, vatanımızdır, ülkemizdir. Profesör Doktor Haydar Başbey'i bu millet çok iyi hatırlıyor, çok iyi hatırlamalı. O yıllar önce bir çeyrek asırdır bu coğrafyamızda ve Türkiye'deki bütün bu olayların merkezinde hedefte Türk milleti vardır demişti. Hatta niçin Türkiye hedeftedir diye bir çaplı eseri dahi vardır. Niçin Türkiye? Ben çok iyi hatırlıyorum o eserde. Türkiye'nin neden hedefe oturtulduğunu gerekçeleriyle açıklıyordu. Birçok uluslararası konuşmasında, toplantılarda Türkiye'nin asıl hedef olduğunu, etrafındaki İran olsun, Suriye olsun, diğer Azerbaycan olsun, bütün ülkelerden nihayette hedefin Türkiye'ye geleceğini ifade ediyordu. Bu şu demektir. Altını çizerek söylediği şey şuydu. Bir milletin ayakta kalabilmesi için bir ordu gereklidir, mutlak gereklidir. İki aile, 3 adalet mekanizması, 4 devlet ve 5.'si de din, kültür, inanç birliğidir. Şimdi bakınız AK Parti ve cemaat koalisyonu, şimdi bu koalisyon çatırdadı, çatışma haline geldi. Bir defa ordumuzu ne hale getirdi hep beraber seyrettik. Ordunun ne hale getirildiğini gördük. 2, inancımız ve medeniyetimiz dinler arası diyalog projesini ortaklaşa yürüten bu koalisyon tarafından ılımlı İslam adına, light İslam adına maalesef dönüştürüldü, değiştirildi ve 2001 yılında okula giden öğrencilerimiz, lise çağındaki öğrencilerimiz bugün üniversiteleri bitirip 25-30 yaşında bürokrasi dediğimiz yerde yer alan, belki şu operasyonların içerisinde aktif görev alan insanlar haline geldiler. Bu eğitimin çarklarından geçtiler. Yani bizim inancımız ve medeniyetimiz değiştirilmeye çalışıldı. Artı aile yapımız o kadar çok etmenli ki bir tanesi zinanın serbest bırakılmasıdır. Yani bu hükümet tarafından zina suç olmaktan çıkartılınca bütün vatan sathı zina yeri haline dönüştü. Allah muhafaza eylesin ve de bir zina medeniyetine dönüştürülen bir ülke olduk. Yetmedi şimdi adalet mekanizmamız güvenilmez hale getirildi. Hangi savcıya, hangi hakime, hangi davete biz icabet edip adaleti arayacağız? Son olarak da işte bütün bu çatının adı olan devlet gücü, devlet erki, az önce de ifade ettiğimiz haberlerinizde yer alan örneklerde anlaşılacağı gibi tartışılır hale geldi. İtibarı kalmaz hale geldi. Neticede bütün bu kurumlar devletiyle, ailesiyle, ordusuyla, inancıyla ve adaletiyle beraber bir milletin olmazsa olmazıdır. İşte Profesör Haydar Başbey'i bugünkü olaylarda %100 haklı çıkarmıştır. İfade ettiği şeylerle Türk milleti yüzleşmiştir. Ama demokratik bir ülkede olduğumuz için parantez içerisinde söyleyelim ki bütün bunların sorumlusu bu tercihleri yapan seçmendir.
milletin kendisidir. Kendimizi aynada seyretmek durumundayız. Çünkü bu yolsuzlukların, bu rüşvetlerin, bu adam kayırmaların, bu milyon dolarların, ayakkabı kutuların uzaydan gelmedi. Rusya'dan gelmedi, Suudi Arabistan'dan gelmedi, Amerika'dan gelmedi. Nereden geldi? Bizim kendi ilçelerimizden, kendi ilimizden yukarıya gönderdiğimiz insanlar veya onların çocukları bu işlerin içerisindedir. Tercihi biz yapmışızdır ve yanıldığımızı anlayıp aynı hataya düşmemek üzere tövbe etmemiz, istiğfar etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Ve bu manzara Türk milletinin hedefe konulduğu ve kurumlarının tartışıldığı çok ciddi bir kriz safhasını gösteriyor. Bunu nasıl aşacağımızı doğrusu demokratik zemin içerisinde bulabilmenin yolu da vardır. O da ancak milletin yararını, devletin bekasını, orduyu, aileyi, inancı önemseyen bir anlayıştır. Bu da bağımsızlık ruhuyla olur. Ecnebinin aklıyla değil, Amerika'nın aklıyla değil, Avrupa'nın aklıyla değil, Türk milletin feraseti ve birikimiyle beraber yarınlara doğru proje üreterek gidebilmenin adıdır. Ben bunu bağımsız Türkiye kadrolarında görüyorum, müşahede ediyorum ve milletin bunun önünü açması gerektiğini düşünüyorum. Peki Sayın Terzi, haberimize, bültenimize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz size. İyi akşamlar efendim.